Salam, hər vaxtınız xeyir. Ermənistan ordusu tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində insan hüquqlarının pozulmasına dair Türkiyənin ombudsman aparatı hesabat hazırlayıb. Həmin hesabatda Ermənistan ordusu tərəfindən Azərbaycanda törədilən müharibə cinayətlərindən bəhs edilir. Elə bu barədə daha ətraflı Türkiyə Cumhuriyyətinin baş ombudsmanı Şərəf Malkoçla daha ətraflı məlumat verəcək bizə və müzakirə edəcək. Şərəf bəy, iyi günlər. İyi günler Sabine Hanım. Sizi yayımımızda görmekten çok mutlu olduk. Hoş geldiniz bir daha. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şeref Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsman tarafından hazırlanan hesabatla, yani raporla tanış olduk. Bu raporda nelerin yer aldığını bir de sizden dinleyek. Buyurun. Hepimizin bildiği gibi Azerbaycan-Ermenistan mücadelesi, savaşı, kavgası, dövüşü 44 gün sürdü. Bu süre zarfında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarına karşı belli taarruzları oldu. Savaş meydanlarında, muharebe meydanlarında çatışmalar doğaldır. Savaşı istemeyiz ama meşru müdafaa kapsamında olduğu zaman, vatan savunması açısından olduğu zaman bu belli ölçüde meşru olarak kabul edilir. Ancak muharebe meydanlarının dışında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Azerbaycan topraklarına karşı yapılan saldırılar vardı. Bunları hepimiz biliyoruz. Gence'ye, Adama, Tertere, Garamba'ya, Berde'ye. Bunların neticesinde 94 Azerbaycan vatandaşı şehit oldu. Evet. 400'ün üzerinde Azerbaycan vatandaşı yaralandı. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak ve İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Başkanı olarak bu işlenen suçları yerinde tespit etmek istedik. Bu açıdan 21, 22, 23 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'a ve bahsettiğimiz şehirlere, bombalanan sivillerin bombalandığı şehirlere ziyaretimiz oldu. Açıkça şunu gördük. Ermenistan silahlı kuvvetleri bilerek sivil yerleşim yerlerini bombalamışlardı. Bu bir insanlık suçudur. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde belirtilen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ifade edilen insanların temel haklarını çiğnemişlerdir. Ayrıca Cenevre Sözleşmesi'ne göre de hem sivilleri, insanları, çocukları, kadınları ayırt etmeksizin katletmişlerdir. Gece uzun menzilli silahlarla, misket bombalarıyla masum insanları öldürmüşlerdir. Çevreye zarar vermişlerdir. İbadethaneleri tahrip edecek şekilde bombalar atmışlardır. Ayrıca gördüğümüz bir şey daha oldu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yasak silahlar ve yasak bombalar kullanmıştır. Evet. Yani bilerek kasten sivilleri öldürdükleri gibi yasak silahlar kullanmışlardı. Bunların tespiti gerekiyordu. İşte bu tespitleri yapmak için bir insanlık görevi olarak, bir insan hakları savunucusu kurumun başkanı olarak, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Başkanı olarak bu raporu düzenledik. Bu rapor gözleme dayalıdır. Vakaların olduğu yerler gezilmiştir. Yetkililerden bilgiler alınmıştır. Azerbaycan Adalet Bakanı, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı, Azerbaycan Başsavcısıyla görüşülmüştür. Ayrıca yine programımızın içerisinde Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile de görüşülmüştür ve bu rapor hazırlanmıştır. Bu rapor 7 bölümden oluşuyor. Evet. Bu bahsettiğim 7 bölümde ifade edilen raporu da hususlara değinilmiş. Önemli tespitler yapılmış. Karabağ sorunu ele alınmış. Çatışma bölgelerindeki gündem değerlendirilmiş. Yani çatışma bölgeleri derken savaş alanlarının, evet, muharebe alanının dışında sivillere yapılan saldırılar dahil yerinde inceleme neticesinde elde edilen tespitler ve gözlemler rapora derc edilmiş. Ayrıca bütün bu olaylar
uluslararası evrensel insan hakları hukukuna göre değerlendirilmiştir. Raporumuzun diğer bir bölümünde de bakın bu insan hakları saldırılarıyla alakalı olarak bir kronolojik tablo çizilmiştir. Yani olayların gelişim tarihi ayrıca anlatılmıştır. Yine belki raporumuzun dikkat çekici başka bir bölümü de 27 Eylül 2020, 29 Ekim 2020 tarihleri arasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu hayatı kaybeden sivillerin tam listesi yayınlanmıştır. Bilmiyorum izleyiciler görebiliyor evet, mu? Evet evet görüyorlar. Şehit olan vatandaşlarımızın adı, doğduğu yer ve bombalama sonucu öldüğü yer, şehit düştüğü yer ve tarih yazılıdır. Belki raporumuzun en çarpıcı bölümü budur. Biz bu raporla hedeflediğimiz şey şu, sivillere yapılan saldırıları objektif olarak tüm dünyaya açıklığıyla anlatmak, bu insanlık suçları işleyenlerin tüm sorumluluklarını tespit edip bunların yargılanmalarına çaba göstermek. Bu rapor aynı zamanda bir insanlık borcudur, bir vicdan borcudur, bir ahlak borcudur, bir insan hakları savunucusunun borcudur ve aynı zamanda da bu rapor tarihe kayıt düşmektir. Sayın Malkoç, bu raporu hangi kurumlara iletmeyi düşünüyorsunuz? Yurt dışında tabii ki ve oradan alacaklarınız tepkini şimdiden duyabiliyor musunuz? Şimdi Sabine Hanım, Türkiye Ombudsmanlığı biraz önce de ifade ettiğim gibi İslam Ülkeleri Ombudsmanlığı Birliği Başkanlığı'nı yürütmektedir. Evet. Azerbaycan Ombudsmanlığı da İslam Ülkeleri İşbirliği Ombudsmanlık Teşkilatı'nın yönetim kurulu üyesidir. Biz aynı zamanda Asya Ombudsmanlar Birliği yönetim kurumundayız. Türkiye Ombudsmanlığı olarak dünyada var olan bütün ombudsmanlık ağlarının üyesiyiz. Yani Amerika'daki, Afrika'daki, Avrupa'daki, Asya'daki ve benzeri kuruluşların üyesiyiz. Dolayısıyla ilk etapta biz bu raporu dünyadaki bütün ombudsmanlara, bütün insan hakları savunucu kurumlarına ve Avrupa Birliği parlamentosunun yetkililerine, ayrıca Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin parlamentolarının insan haklarına ve yine Birleşmiş Milletler'e göndereceğiz. Yani biz bu raporu İngilizce'ye çevirip dünyada insan hakları ile ilgili bütün kurumlara ve komisyonlara göndereceğiz. Ayrıca tabii bu raporu Sayın İlham Aliyev Beyefendi'ye de ve ziyaret ettiğimiz Azerbaycan Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başsavcı ile birlikte Azerbaycan Ombudsmanlığı'na da göndereceğiz. Türkiye'de yapacağımız faaliyet şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani parlamentonun insan hakları komisyonu, parlamento başkanı, cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Türkiye'deki insan hakları ile ilgili bütün sivil toplumlarına bu raporu göndereceğiz. Ayrıca Türkiye'de bulunan ülkelerin büyükelçiliklerine de bu raporu göndermiş olacağız. Yani bununla ilgili olarak yapılması gereken bütün çalışmayı, raporun dağıtımını yapmış olacağız. Gönlümüz şunu arzu ediyor. Bakın, sivillerin üzerine uzun menzilli silahlarla bombalar atıldı. Şimdi ben raporda size göstereceğim o bölümü. Bakın, bilmiyorum tam görebiliyor musunuz? Evet evet görebiliyoruz. Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın hangi şehirlerine füzeler atıldığını gösteren bu tablo var. Çok açık. Muharebe meydanlarından 100 kilometre, 200 kilometre uzaklıkta bulunan sivil yerleşim yerlerine atılıyor. Uşaklar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor ve gece karanlığında atılıyor bu bombaların büyük bir kısmı. İnsanlar ölülerini mezarlığa götürürken bu bombalar atılıyor. İşte bu insanlık suçunu işleyenlerin mutlaka yargılanması gerekir. Biz şunu çok iyi hatırlıyoruz.
Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da benzer bir katliam oldu. Ve bu insan hakları kurumlarının mücadelesi sonucunda Bosna Müslümanlarını katleden, Boşnakları katledenler aradan bir müddet geçse dahi sonunda mahkeme huzuruna çıkarıldı ve yargılandılar. İşte Ermenistan devletinin suç işleyen yetkililerinin mutlaka yargılanması gerekir. İnsan hakları bunu gerektiriyor, uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Burada herkese düşen sorumluluk var. Türkiye Ombudsmanlığı'na düşen sorumluluğu biz bu raporu düzenleyerek ve bu raporu dünyada ilgililerine dağıtarak bu insanlık vazifemizi yapma çabasındayız Sabine Hanım. Sayın Malkoç, sonuncu bir sorumu da sizden cevabını istiyorum. Bu uluslararası hukuku daim kendilerine rehber tutan bazı Avrupa ülkeleri maalesef ki Azerbaycan'da sivillerin ölümünü görmezden geldiler. Bununla bağlı siz ne düşünüyorsunuz? Bununla bağlı da nerelerese bu raporu iletmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi bakın, Azerbaycan'ın topraklarının %20'si yaklaşık 30 yıldır işgal Evet. altında. Ve 1 milyona yakın kaçkın var. Sadece Karabağ'dan değil, Kelbecer'den tutun Şuşa'ya kadar, Fuzuli'ye kadar 1 milyon insan yerinden yurdundan edilmiş. Şimdi 30 yıl boyunca sevindirici olan husus şu, Birleşmiş Milletler bunun bir işgal olduğunu uluslararası hukuka göre belgelemiş. Ancak AGİT, Avrupa ülkeleri veya Minsk grubu 30 yıl boyunca bu hukuksuzluğu adeta meşrulaştırmaya çalışmışlar. Ermenistan hukuk tanımayan devlet yöneticilerini şımartmışlar. Uluslararası hukuku çiğnemesine izin vermişler. O açıdan Avrupa veya AGİT veya bunların mensupları veya dünyadaki diğer kuruluşlar bu hataların en azından telafi etmesi için yeni bir imkan doğdu önlerinde. İşte biz de bunun insan hakları kurumu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olarak 30 yıldan beri işgale göz yumdunuz. Ses çıkarmadınız. 1 milyon Azerbaycan insanının topraklarından sürülmesine göz yumdunuz. Şimdi de bu kadar sivil katliam yapıldı. İşte sizin bu yanlışlıklarının sonucu Ermenistan'ın devlet yöneticileri sivil yerleşim yerlerini bombaladılar. Yasak olan silahları kullandılar. Tarihi eserleri, yapıtları tahrip ettiler. Mezarları tahrip ettiler. En azından geçmişte yaptığınız hataları yapmayın. Bu ahlak borcunuzu, vicdan borcunuzu telafi edin diye biz elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz bütün mesele bu konuda sorumluluk duyanların, sorumluluk hissedenlerin hukuku mekanizmaları harekete geçirmesine bağlı. Ha bunun neticesinde ne çıkacak? Ben inanıyorum ki nasıl Bosna'da veya benzeri Afrika'da katliamlar yapıldıktan sonra hukukçular, insan hakları savunucuları, ombudsmanlar, vicdan sahibi insanlar bunun takibini yaptıktan sonra elbette netice çıkacaktır. Ama şunu söylüyorum, burada önemli olan hukukçuların, vicdan sahibi olan insanların, işgallere karşı çıkanların, insanların haksız yere öldürülmesine karşı çıkanların bu işin takipçisi olması, iddiacısı olması, bu gayretlerin sonucunda ben inanıyorum ki netice alınacaktır. Çok teşekkür ederim canlı yayınımıza bir Ben başa bağlanıp bu sizin Sabine raporla bağlı bize daha geniş malumat verdiğiniz için. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralananlara sağlık diliyorum. İnanıyorum ki bu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaası sonucunda 10 Kasım'da temin edilen ateşkesle beraber Azerbaycan'ın işgal edilen bütün toprakları azat olunacaktır.
Ayrıca bunun neticesinde de Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları azat edildikten sonra Kafkasya'ya huzur gelecektir, barış gelecektir ve Kafkasya'nın refahı için, Kafkasya'da insan haklarının kamil manada uygulanması için hepimize düşen görevleri de böylece yerine getirmiş olacağız. Türkiye'den selamlar, saygılar. Çok teşekkürler bir daha. Hatırladım ki bizimle birbaşa bağlantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin baş ombudsmanı Şeref Malkoçidi ve onlar Ermənistan'ın hərbi cinayetleriyle bağlı hazırladıkları raporla bağlı daha etraflı məlumat verirdim. Bizden helalik bu kadar. Növbəti saatte görüşene dek.